YouTube'da 400 bin aboneye ulaşmamızın şerefine çok güzel bir bilgisayar topluyoruz ve bu bilgisayarı sizlerden birine hediye ediyoruz. Öncelikle tabii ki 400 bin abonemize teşekkür etmemiz gerekiyor. Bizi bugüne kadar izleyip bize destek olduğunuz evet. için. Şimdi çok güzel bir sistem toplayacağız. Gerçekten heyecan duyduğumuz bir sistem toplayacağız. Ya benim gözüm kasada. Sürekli kasada yani. Çok İnanılmaz. Özel bir kasa. Zaten satılan bir kasadan bahsetmiyoruz. Asus'un tamamen custom yani özel olarak üretmiş olduğu görsel şölenin yaşanacağı bir evet. kasamız var. Ve onunla beraber bütün bileşenlerimiz de bir oyuncunun isteyeceği çok güzel bir sistem olacak bu bileşenlerle beraber. Bu arada bu sistemle beraber tabii ki bir de monitör hediyemiz olacak. Buraya sığmadığı için alamadık. Böyle göstereyim. Vivsonic'in VX2457-MHD isimli monitörünü bu kasayla beraber kazanan arkadaşa hediye edeceğiz. Zaten monitörün özelliklerini de sistem bileşenleriyle beraber anlatıyor olacağız. Sistem bileşenlerine geçmeden önce bu bilgisayarı nasıl kazanacaksınız? Bunlardan bahsedelim. YouTube'un açıklamalar bölümünde bir gleam.io linki göreceksiniz. O link üzerinden yarışmamıza katılabilir ve sistemin belirleyeceği çekilişle kazanan siz olabilirsiniz. Ya böylelikle tamamen şeffaf. Evet. Kimsenin kafasına soru işareti bırakmayacak bir çekiliş olacak. Çünkü gerçekten çok güzel bir bilgisayar ve muhtemelen toplamaktan en çok keyif aldığım kasa ve sistem bu olacak. Evet, işlemciyle başlayalım. AMD'nin göz bebeği Ryzen serisinin Ryzen 5 1400 işlemcisi. Bu fiyat performans dengesindeki en iyi işlemcilerden bir tanesi Ryzen ailesinde. 14 nanometrelik bir işlemci, 3.2 GHz'de çalışıyor. Ondan bahsedelim, 4 çekirdek ve 8 thread modele sahip ve 65 watt'lık bir TDP değeri sunuyor. Ayrıca 3.4 GHz'de hızını çıkartabiliyor. Aynen, overclock kilidi de yok. Ondan Aynen. da bahsetmek lazım. Anakart tarafında da Asus'un Strix B350F oyuncu anakartını seçtik. Hem tasarım anlamında hem de gösterişi anlamında ki açık bir cam kapaklı kasadan bahsediyoruz. Yani bütün sistem bileşenlerini çok net göreceksiniz. Buradaki en can alıcı bileşenlerden bir tanesi bu olacak. Evet, kasamızla beraber anakartın da üzerinde Aura RGB desteği var. Yani ışıl ışıl bir kasa olacak toplandıktan sonra. Bununla beraber aslında yeni teknolojileri içerisinde barındırıyor. Çok yeni bir anakart zaten. Bellek tarafında DDR4 3200 MHz'e kadar bellek desteği var. PCI Express 3.0'dan M.2 desteği var. Yani bizim sistemimizde şu anda bir M.2 SSD yok ama ileride çok daha hızlı bir SSD kullanmak isterseniz M.2 portunu destekleyen bir SSD ile sisteminizi güçlendirebileceksiniz. Bununla beraber tabii ki Intel'in Gigabit Ethernet desteğini ve içerisinde 2 tane de USB 3.1 portunu tipi olarak bulunduran bir anakartımız var. Ekran kartı noktasında ise şu anda özellikle bu Bitcoin ve mining yüzünden resmen yok satan, kara borsaya düşen Asus RX580 Dual ekran kartını kullanacağız. Burada tabii ki çift fan dizaynı ve güçlendirilmiş kasa tasarımıyla birlikte çok dikkat çeken bir ekran kartı. 1360 MHz'de oyun modu ve 1380 MHz'lik overclock moduyla dikkat çekiyor. 4 GB'lık GDDR5 bellek kapasitesine sahip ve buna ek olarak da 8 pinli güç konnektörüyle gücünü alıyor ki güç kaynağına da bahsedeceğiz. Orada da bir ufak bir canavar yatıyor diyebiliriz. Evet. Ekran kartında bu arada Asus'un Wingblade tasarımına sahip çift fanlı yapısı var ve bu ekran kartı yük altında değilken herhangi bir şekilde fanlarını döndürmeye ihtiyaç duymuyor ve 0 desibel sessizlikle çalışabiliyor. Muazzam bir ekran kartı zaten ki 580'i çok tartışmaya gerek yok. Aynen. Neredeyse bütün oyunları sonuna kadar zorlayabilecek kadar. Ki 1080p'nin de ötesine geçebiliyor. Aynen öyle. Artık monitörünüzün desteğine göre o da değişecektir. Evet. Şimdi RAM'le devam edecek olursak HyperX'in Predator serisinden DDR4 3000 MHz hızında çalışan 8 GB'lık tek bir modülü var. Biz aslında bu sisteme minimum 16 GB'lık bir RAM kapasitesi istiyorduk ama şu anda sadece bunu kullanabiliyoruz. Yani daha doğrusu elimizde bu olduğu için sadece bu sistemde bu belleği kullanabiliyoruz. Hediye edeceğimiz arkadaşa tavsiyede bulunacağız. Bir 8 GB'lık RAM takviyesi yaparsa bilgisayarı çok daha iyi konuma gelecek. Şimdi SSD tarafıyla devam etmek lazım. 250 GB'lık Samsung'un 850 EVO SSD modelini tercih ettik. Burada 540 MB/s okuma ve 520 MB/s yazma hızlarına sahip ki ayrıca rastgele yazma tarafında da 88 hertzluk bir işlem gücüne sahip bu SSD.
gerçek anlamda hem işletim sistemini hem de favori oyunlarınızı kurup böyle uçan kaçan şekilde erişebileceğiniz evet. bir performans sunacak. Ya bu bilgisayarın güzel tarafı olacak. Hem gayet performanslı 250 GB'lık kapasiteli bir SSD'miz var. Hem de SSD'nin yetmediği durumlarda 2 TB'lık Seagate'in Barracuda hard diski var ki zaten Seagate Barracuda sistem toplayacakların ilk tercihi oluyor evet. mekanik disk tarafında. 7200 RPM'lik bir çalışma hızı var, dönüş hızı var. Bununla beraber de yine tabii ki 3.5 inçlik form faktörüyle beraber geliyor. 2 TB'lık mekanik diskimiz var. Artı 250 GB'lık da 850 Evo SSD'miz var. Keşke benim olsa dedirten bir şu an sistem. Aklımdan geçti gerçekten. Güç kaynağı tarafında da Cooler Master, Master Watt Lite 600 Watt'lık bir güç kaynağı kullanıyoruz. 80 Plus yani %85 verimliliğe sahip. Yine oldukça güzel, şık görünen bir, hatta kutusundan itibaren şık ki görünen bir güç kaynağı. Ki bu sisteme fazla bile. Aynen öyle. 120 mm'lik sessiz bir fana sahip. Yani güç kaynağı sessiz çalışacak. Gayet böyle. Aynen. Hem ekran kartı tarafında benzer şeyleri göreceğiz. Hem işlemci çok fazla ısınmayacağı için fan tarafında çok fazla bağırttırmayacak sistemi. Hem yüksek performanslı hem de verimli bir bilgisayar bizi bekliyor diyebiliriz. Son olarak tabii ki monitörümüzden de bahsetmemiz gerekiyor. Oyuncu sistemi topladığımız için monitörümüzün özellikleri de oyuncu özellikleri gösteriyor. Evet. Birincisi 24 inç ve Full HD çözünürlüğe sahip bir monitör. Vivsonic'in VX2457 kod adlı bu monitör ayrıca AMD'nin FreeSync teknolojisini kullanıyor ki AMD işlemci ve daha önemlisi AMD ekran kartı olduğu aynen, için müthiş bir uyum olacak. Herhangi bir yırtılma problemi olmadan yüksek FPS değerlerinde de oyun oynayabilecek bu kasanın sahibi ve bununla beraber de 75 Hz'lik bir tazeleme hızı var. Sistem bileşenleri böyle. İstiyorsan yavaş yavaş böyle bir masayı boşaltalım ve şu güzelim kasayı bir toplamaya başlayalım. Ben. Ne diyorsun? Topla abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu güzel sistemi topladık ve gördüğünüz gibi oldukça renkli, gerçekten çok şık bir cihaz. Bilgisayarın toplama kısmını hallettik. İkinci videomuzda ise kazanan arkadaşa ellerimize gidip teslim edeceğiz. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.